İçinde bulunduğumuz koşullarda ülkenin ekonomik politikasının ne hale geldiğini herkes yaşıyor. İşçisi, çiftçisi, esnafı, emeklisi, dar gelirlisi, engellisi, herkesin sorunları arttı, dertleri büyüdü. İktidarda boşalan kasayı doldurmak için vergi topluyor, zam yapıyor, yetmedi düşük alım fiyatı uygulayıp çiftçiyi mağdur ediyor. Düşük ücret ödeyerek çalışanların hakkını gasp ediyor. Ama ilginç olan bir şey var. Aşkın Türeli vekilim hesaplamış, Cumhuriyet boyunca 26 kere vergi affı çıkmış. Adalet Kalkınma Partisi iktidarı döneminde 1,5 yılda bir af çıkarmışsınız. 14 kere af çıkmış. Vergiyle dar gelirliden, emekliden, sabit gelirliden topluyorsunuz. Sonra sınırlı sayıda varlık sahibine bunu aktarıyorsunuz. Bu vicdanın kabul edeceği bir iş mi arkadaşlar ya? Bakınız, serbest piyasa ekonomisi dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Ama Türkiye'deki kadar serbest soygun ekonomisine dönüşen ülke sayısı sınırlı. Onun için kamucu bir anlayışla sorunlara bakarsak çözümü kolaylaştırırız. Vergide adalet sürekli konuşuyoruz. Ama şu anda bu ülkede vergide adalet var diyen bu salonda bir kişi var mı? Özellikle işçinin, dar gelirlinin, sabit gelirlinin ücretlerinden alınan vergiyi vicdan kabul ediyor mu? Verdiğiniz maaş ne? İşte geldik, emekliyi 12.500 liraya çıkarıyoruz. 10 bin liradan en düşük emekli maaşını. Büyük kentlerde emekliler bu maaşı kiraya verseler yetmiyor. Et, süt, et ve sütten mamul ürünler evlerine girmiyor. Ekonomik anlamda emekli büyük sıkıntı yaşıyor. Ya bari bir çeyrek altın en düşük emekli maaşına ekleseydiniz ya. Bu emekliye verdiğiniz maaş, bu emekliye reva gördüğünüz yaşam kabul edilebilir bir durum değil. Çoğunuzun ailesinde, çevresinde size de insanlar dert yanıyor. Bir de adaletli olmak lazım. Ülkenin mültecisi, göçüyle ilgili farklı değerlendirmeleri yapabiliriz. Arkadaş, esnaf için AVM'leri çoğu yerde 3 harfli marketlerle boğdunuz. AVM, 3 harfli market derken esnafın canını okudunuz. Şimdi de Türkiye'ye gelen, vergi vermeyen, iş yeri açan yabancılar var. Bizim TC vatandaşı şurada dükkan açmış, yanına da gelmiş Suriyeli açmış. Berber oluyorlar, market oluyorlar, onlar vergi vermiyor. Onlar kayıt dışı, bizim esnafın boğazına sarılıyorsunuz. Adam dükkanı kapatıyor, zor duruma düşüyor. Ya vergide adaletse onlardan niye vergi almıyorsunuz? Adamın iş yeri var, geliri var. Sigortasız, yanında eleman çalıştırıyor. Kayıt dışı Türkiye'de giderek artıyor. Onlar da para kazanıyorsa ödesinler bizim insanımız gibi. Bunun dışında esnafa dediniz ki seçimden önce 9.000 gün primi 7.200 güne indireceğiz. 1,5 yıl geçti. Niye bunu bu kanun teklifinin içinde getirmiyorsunuz? Söz verdiniz. Söz ağızdan çıkar. Bir an önce getirin. Onu da verin. İyi işini yapan düzgün esnafı sahiplenelim, destekleyelim. Hep ahlak, ahlak, ahlak diyoruz da ahlaklı olarak çalışanlar ahlaksızların yarattığı dünyada boğuluyorlar, boğuluyorlar. Biz ahlaklıyı destekleyelim. Ahlaksızın cezasını artıralım. Ona gerekli yaptıramı getirelim ama öyle olmuyor. Ahlaksız olan daha çok kazanıyor, ahlaklı olan da batıyor. Asgari ücret 25 bin lira olsun dedik. Yani asgari ücreti 25 bin lira yapsak bile yetmez. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda asgari ücretin de 25 bin lira olması doğru bir davranış biçimi, en azından emek sömürüsünü durdurmuş oluruz. İş cinayetlerinde Avrupa birincisi oldunuz. Dünya üçüncüsü oldunuz Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde. Gelin bu iş cinayetlerini durduralım. Gelin bunlarla ilgili denetimleri artıralım. Staj ve çırak mağdurlarının işe başladığı gün emekliliği esas, yaşlılık sigortasını başlatalım. Emeklilikte adalete takılanların sesini duyalım.
taşeronda kadro alamayanlara kamuda kadrolarını verelim. Geçici mevsimlik işçileri, toplum yararına projesine çalışanları destekleyelim. Bunlarla ilgili buraya kanun teklifi getirelim. Sürem bitiyor. Çok söylenmiştir. Ben de söyleyeyim. Sözümü öyle tamamlayayım. Hasan Dağı arpalıktır. Eğer saban yürürse her derede bir değirmen, eğer suyu gelirse her köylüde bir tavuk, eğer köylü verirse güzel gidiş bu gidiş, eğer sonu gelirse diyor. Yüce Meclis'e saygıyla selamlıyorum.